Herkese selamlar dostlar. 3 Mart 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Mart ayı hatasız başladı. Özellikle 1 Mart'ta yüksek mislimiz, kuponlarımız, YouTube'da verdiğimiz bütün maçlarımız hepsi kazandı. Tebrik ederim öncelikle ve duyurularla hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Mart ayı katı Telegram gruplarımız yenilendi. Topluluk kısmında zaten linkler paylaşıldı. Her ay sonunda olduğu gibi gruplarımız tekrardan yenilendi. Katılmak isteyenler olursa Instagram'dan mesaj atabilir. Bunu bilgisini vermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki, günümde olmadı gruptan neden atıldım oluyor diyor. Topluluk kısmında linkler var oradan da ulaşabilirsiniz ve Instagram üzerinden de katılmak isteyenler varsa zaten Instagram adresimiz sol altta ve ekranda gözüküyor. Kangal Tips olarak da yazabilir. Bilgi almak arkadaşlar da soru, görüş, görüş ve öneriler için de aynı şekilde Instagram'dan yazabilir bilginize. Geçtim bunu. Sizlere bir adet maç yarışması yapmak istiyorum. Maç skor yarışmamız da Alanya Spor'la Başakşehir maç, maç olacak. Maçta da olacağım. Canlı olarak zaten gideceğim. E, canlı da yapacağız bu arada maça. Herkes açık Telegram grubunda. Zaten her canlı gitti maça yapıyorum. Bu maçı da yapacağız. Sizce maç skoru ne olur? Alanya Spor'da yeni bir teknik adam değişikliği var. Başakşehir zaten iyi futbol sergiliyor. Ersun Yanal geldi Alanya'ya. Sizlere maç skoru sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza misafir edelim. Geçtim bunu. YouTube raporuna baktığımız zaman da 1 Mart YouTube raporunda toplamda 3 tane maç anlatmıştım. O maça verdiğim neredeyse tüm tercihlerinde hepsi geldi zaten. Arsenal'ın ilk yarıda atacağı golü aldı İtalya'dan geldi. Liverpool'a 1.60 gibi orandan maç sonu bir 1.30'a gideceğimize. Dedim 4.5 altına 1 yapalım dedim. 4.5 altına 1.60 gibi orandan kazandık. Altına dedim ki mücadele ben 2-0 2-1 ayarında bitmesini beklediğimden dolayı da 3.5 altına 1'i de 2 orandan alalım dedik. O da geldi. Tunus maçına zaten dedim ya. Tunus'a bakın Marsilya'ya güvenmiyorum ama Tunus'a güveniyorum dedim sizlere. Çünkü Marsilya'ya güvenmiyorum. Çok fazla ilik çıkacaktı. Tunus'un tempolu oyunu Rodos'u buradan mahvetti. İlk yarıdan zaten 5-0'a geçti. Tebrikler baylar. Geçtim bunu da. Günün yüksek mislisi vardı o ekrana gelsin. Yüksek mislisi arkadaşlar Arsenal maçıydı. Arsenal'a dedim ki Arsenal'ın atacağı 2 golü değerlendirme altına alalım. Ve yüksek misliği Mart ayında start verelim. Dedim ki 500 TL atalım ama. Yani çok fazla 1000-2000 seviyesine yükselmeyelim. 500 TL ile başlayalım. Çünkü günler biraz ters. Burada Arsenal'ın atacağı 2 gole zaten ilk yerden geldi. Fakat şunu söyleyeyim. Kolay olmadı. Everton çok kapanıyordu. Saka'nın araya Zinchenko'nun araya attığı pasla Saka güzel bitirdi. Bir de Saka'nın presinde kazanılan topla zaten ilk yarıdan iki tane gol geldi. Tertemiz oldu. Değerlendirenleri tebrik edelim. Yüksek misin amacı zaten yüksek oynayan bu şekilde 500 bin 2000 seviyesinde oynayan insanları bir yıldırmaktır. Bunun da amacını belirtmiş olalım. Ve günün kombinesi vardı. Günün kombinesi de Arsenal'ın ilk yarıdan atacağı bir gol. Ve Liverpool'un en çok ilk yarıda en çok korneri Liverpool kullanılır şekilde bir korner vardı. Yaklaşık bir 80 oranı var bu kombinenin de. İrün ideal kombineydi. Kazandı. Değerlendirenleri tebrik edelim. Mart ayının da ilk vonu oldu. Nasıl başlarsa öyle gidermiş diyelim. Güzel bir başlangıç oldu. Ve yorumlar kısmında ve açıklama kısmında herkes açık Telegram grubumuz var. 5500 kişilik bir grup burası arkadaşlar. Ee, dün burada 3 tane canlı bahis verdim. 3'ü de geldi. Hatta aynen 3 bahis verdim. Arsenal'ın ilk yerden atacağı bir golü verdim. O geldi. Liverpool maçına canlıdan maç sonu 1 aldım. Devre arasında 1.56 gibi oranlan, O geldi. İlk golde Liverpool aldım. O da geldi. 3 tane canlım vardı. 3'ü de geldi. Tebrik edelim. Sizlerden ricam bu videoya atacağınız artı 300 seviyesindeki like'dır. Artı 300 like'ı koyun. Gerisini bana bırakın. Bir kombine daha yapıştıracağım sizlere. Başlayalım. Like'ları atlıysanız start verelim artık. Alanya ile Başakşehir mücadelesi. Alanya Spor'da dediğim gibi bir teknik adam değişikliği oldu. Ersun Yanal geldi. Anlaşmalı şöyle oldu. Farioli'nin İtalya'da eşi doğum yaptı. Farioli ailesiyle olmak istedi. Hatta basın açıklamasında böyle kolay kolay göremezsiniz. Eski teknik adam sağında Hasan Çavuşoğlu'nun. Ersun Yanal da solundaydı. Yani 3 kişi böyle güzel bir e, mutlu ayrıldılar diyebilirim yani. Öyle söyleyeyim sizlere ki Faryuli'nin durumda zaten kötüydü. Ersun Yanal geldi. İlk maçında reaksiyon vermek isteyecektir Alanya Spor. Ama Başakşehir ile oynayacaktır. Zor bir mücadele. Şunu da belirteyim. Alanya'da hava muazzam güzel. Zemin inanılmaz güzel. Yani Süper Lig'in en iyi zemini Alanya'dadır bu ara. Çok net söylüyorum. Yani iklim şartları zaten bunun en başında geliyor. Onu belirteyim ben sizlere. Alanya burada bir reaksiyon vermek isteyecektir de Başakşehir ile oynadıklarından dolayı sıkıntı. Bakın maç ne alt alınır, ne üst alınır, ne korner alınır ne başka bir şey alalım. Bu mücadeleyi alabileceğiniz en güzel tercih. Alın sisteme atın. 2-3 gol tercihini burada sizden öneriyorum. 1.81 oranı var. Alın sisteme atın yani. Normal bu maça bulaşmayın. Çok zor maç. 1-1 skor bekliyorum ama onu da belirteyim. İkinci mücadelem Dortmund'la Leipzig mücadelesi. Şöyle bir düşüncem var benim. Bakın. Dortmund çok güzel oynuyor mu oynuyor. Eğer sen şampiyon olmak istiyorsan. Bak sen şampiyon olmak istiyorsan ve en iddialı yıllarından bir tanesi de bu yıl. İyi de futbol sergiliyorsan evinde Leipzig yeneceksin. 1.99 oranı var. Ama benim beklentim şimdi Leipzig baylar yani de en iyi deplasman takımlarından Bundesliga'nın başında gelir. Level kuzen Leipzig bunlar arkada boşluğu verdiğin zaman zaten darmaduman edebiliyor. O yüzden mücadelenin ideali düz beklentidir. Var tercih alınır. 1.33 oranı var. İddia.com'da 1.40 oranı vardır bunun. Avrupa'da zaten 1.45 oranı vardır. Doğru mu? Varını alırsın kombineye koyarsın. Kombineye koyarsın. Zevkle de izlersin. Ama dediğim gibi şampiyonluğa oynuyorsan bu maçı almak zorundasın. Ben yüksek orandan bir Dortmund galibiyeti beklerim burada. Skor beklentim 2-1 olduğundan dolayı veya 2-1-3-1 ayarında golü bir maç geçebileceğinden dolayı da 2.5 üstüne 1 2.77. Hani var bir çetişmesin diye de 2-1-3-1 bir, bir skor beklediğimden dolayı da 2.5 üstünde bir de neden olmasın diyorum. Ama burada 2 orandan doğrudan Dortmund galibiyeti al sisteme at devam et. Napoli Lazio mücadelesi. Şimdi ben her zaman diyorum bakın bak çok kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde de kazandık normalde de kazandık. Napoli'nin ilk yarı oyunu başka bir şey. İlk yarıdan bu takım gol bulmaya çok alışkın. O yüzden bu ilk yarı oyunu bence devam edebilir. Lazio ile oynayacaklar. Lazio'da Luis Alberto muazzam bir gol attı. O maçı da 2500 lira misli önermiştim. Yüksek misli grubunda. Şubat ayının son yüksek mislisiydi. 2500 misli önerdim. O geldi yani. O gol ile geldi muazzam oldu. Dakika 80'de falan. Doğrudan maç sonu birdi. Napoli ile oynayacaklar. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. Napoli'nin yani oranda biraz yüksektir. Risk alıyorum bu cuma günü. Napoli'nin ilk yerde atacağı gol 1.54 gibi oranı var. O simen falan zaten formda bildiğiniz üzere. Napoli'de ilk yarı oyununu çok fazla benimsediğinden dolayı ben burada ilk yarıdan bir Napoli golü gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.54 gibi oranı var. Napoli ilk yarıdan bir gol atabilir Lazio'ya. Değerlendirecekler bol şanslar. Nice ile Ögzer oynayacak bu karşılaşmayı. Nice son maçında 3-0'lık bir galibiyet aldı Monaco maçında. Fakat golleri bir bakın. Mofi'nin yani adam bitiriyor. İki tane arkaya atılan top. Mofi ikisinden de koştu. Özellikle ilk golde inanılmaz bir kontrol yaptı. Çok güzel kontrol yaptı, Golü attı orada. Ögzer'le oynayacaklar. Ögzer de son mücadelesinde iyi oynadı mı aslında? Şöyle. Lorient'e karşı oynadı. Dengeli bir oyun vardı. Golden sonra Lorient çok bastı. Çok kaçırdı. Burada Nice oynayacaklar. Ben Nice'in burada galibiyet serisine devam etmesini bekliyorum. Nice burada bence galip gelir. 1-0 mı gelir 2-0 mı gelir bilmiyorum ama çok fazla gol de beklemiyorum. 4.5 altında 1 de yapılabilir. Maç sonu 1 bir 42 Eğer taraf risk oranına girmiyor diyorsanız burada biraz oran yükseltebiliriz sizlerle birlikte. Aynı Dortmund maçın oranı gibi bakın. Aynısı. 4.5 altında bir. 1 bir 64. Eğer yüksek sistem atacaksanız da 3.5 altına bir. Ben burada Nice tarafına gitmeyi mantıklı buluyorum zaten. Oynayan taraf Nice olacaktır. Genellikle Mofi, orta sahada Tukram gibi isimlerle birlikte inanılmaz iş çıkartıyor. İyi oynayan takımın yanında olmak lazım. Bol şanslar. Fenerbahçe Beko ile Bologna mücadelesi. Bu maçı da değerlendirme altına aldım. Fenerbahçe Tyler Dorsey geldi arkadaşlar. İnanılmaz bir transfer. Herkes yani Fenerbahçe basket taraftarı bilir ki. Yani herkes F4 Final 4 geldi şeklinde konuşuyor sürekli. Bologna ile oynayacaklar. Bologna tarafında birkaç özellikle Şengelya ya şu e, son dönemde bir formda. Zaten Theodos hiç anlatmaya gerek yok. Yılların deneyimi o aynı şekilde takımı sırtlayan isimlerden bir tanesi. Hekıt gibi isimlerle tehlikeli isimler var. Fenerbahçe Beko da son dönemlerde biraz ritim bulmuşken oyuna da 3 tane 4 tane yıldızı girdiği zaman da mücadele genelinde ben 160'ın üstüne çıkmalarını bekliyorum. 1.46'da bunun oranı var. Fenerbahçe Beko bu maçta Zaten kendi başına 80'leri aşabilir. Ama ben Bologna tarafından da sayı bekliyorum açıkçası. O yüzden 160 üstüne çıkar diye düşünüyorum. 1.46'da bunun oranı var baylar. Geçtim bunu da. Son mücadelem Baskonya ile Valencia mücadelesi. Baskonya son maçında yenildi. 2 tane üçlüklere doymayacağım Üst takım. Ki bareme bakın 168 açmışlar. Ben Euroleague'de 168'i kolay kolay almam hiçbir takımı. Hiç bulaşmayalım. Ev sahibine zaten 86.5'tan açmışlar. O da bir ayrı bir Sıkıntı yani ev sahibinde 93 sayı ortalama oynuyor, 93 sayıyla oynayan bir Baskonya var da Yine de barem çok yüksek yani O yüzden ben şöyle bir şey yaptım 43'ten orandan Baskonya'nın galip geleceğini düşünüyordum zaten 1. 43 gibi orandan 3 sayı ataraktan da galip geleceğini düşünüyorum Baskonya tarafındayım burada Baskonya'nın yine 3 sayı ataraktan galip geleceğini de düşünüyorum Cuma günü için arkadaşlar 6 adet maç anlattım Dediğim gibi sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lar da like'larınızı eksik etmeyelim. Güzel seviyede like'lar artı 300'ün üzerine çıkarsak ben sizlere zaten like, kombine, canlı her şekilde devam edeceğim. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.